115. bölüm. Dinleyin. Birlikleri toplayın ve savaşa gitmek için hazırlanın. Likaygu'ya yetişmek için gün doğar doğmaz yola çıkacağız. Emredersiniz general. Hadi gidelim. Peki general, ya Türkler bize zarar vermeye çalışırsa? Burası Yingzhou bölgesi. Evlerinden bu kadar uzaktayken bize kılıçlarını uzatmaya bile cesaret edemezler. Onlara bir santim verirseniz bir kilometreyi alırlar. Başından beri onlara kesin davranmalıydık. Şimdi bunlarla uğraşıyor olmazdık efendim. Evet biliyorum. Bir gün Mucho'nun kalbine bir hançer saplayacağıma emin olabilirsiniz. Eğer Li Kaigu'yu bozguna uğratmak için Sue Rengo'nun gitmesine izin verirsek Lingzu'yu fethettiğini söyleyebilir. Bana emredin yeter Kaan'ım. Sue Renguin'in ve Li Wen'in kellelerini getireceğim. Hayır istemem. Tank ve bağlar oluşturduktan sonra onları kendimize düşman etmemiz için hiçbir neden yok. Şimdilik avcının tavşanı avlamasına izin vereceğiz. Sue Renguin'in Li Kaigu'yu ele geçirmesine izin mi vereceksiniz? Evet ve daha sonra doğru şekilde davranmazsa o zaman bununla ilgileneceğiz. Tank bizi köpek gibi kullandı. Bu yüzden ona bu şekilde karşılık vereceğiz. O zamana kadar kendimizi saklamamız gerekiyor. Tank'ten bir şekilde intikamımızı almalıyız. Çünkü yaptıkları yanına kar kalıyor sürekli. Türklere bunu yapmanın bedelini ödeyecekler sonunda. Söyleyin, yenilmiş ve yorgun bir orduyu yenemeyeceğimi düşündüğünüz için mi büyük bir orduyu toplayıp buraya geldiniz? Söylesenize, zorluk yaşadığınız doğru değil mi yoksa? Ne zorluk mu dediniz? Bakın, ben sadece pisliklerin teslim olmalarını bekliyorum. Biz Türkler avımızın bize gelmesini beklemeyiz. Gidip onu teslim almayı tercih ederiz. Şu andan itibaren onlarla bildiğimiz gibi savaşacağız artık. Siz bundan sonrasına karışmayın. Karışmayın mı? Bana emir mi veriyorsunuz yoksa? Kitan'ı yok etmek en başından beri amacımızdı. Sessizlik! Biz İmparator Wu Zetian'dan başkasından emir almayız. İyice anladınız mı beni? Öyle olabilir. Ama biz Türkler Li Kaigu'yla ilgileneceğiz. Bizimle savaşmayın. Bu sizin iyiliğinize olmaz söyleyeyim.